diye önümü kesersin Karabay? Sana bu topraklarda istediğin gibi at oynatmana müsaade etmem demiştim Oruç. Beni durduramayacağını aklın kesmez mi senin? Senin imtiyazın İskenderiye hudutlarında geçerlidir. Burası da hududun dışındadır. O yüzden tek adım dahi atamazsın. Altınları kaçırırlar. Vaktimiz dardır. Bir an evvel Doğu Koyun'a inmemiz gerek. Biz altınları istediğimiz yerde ararız. Sana lüzum yok. Şimdi dön git. Eğer hududu geçersen imtiyazını çiğnemiş olursun. O zaman da bize saldırma hakkı doğar. Osmanlı dahi arkanda duramaz. Sırf altınları bulma ihtirasından yaparsın bütün bunları. Yoksa senin mazlumların davasını kolladığın yoktur. Tek düşündüğün kendi makamın. Makamını da, hudutlarımızı da çiğner geçerim. Geç hadi. Çiğne de geç. İmtiyazını çiğne de o vakit Osmanlı'nın gölgesi kalkar, bizim kılıçlarımızın gölgesi iner. O zaman kimse seni ölümden kurtaramaz. Geç hadi. Doğu Koyun'dan bir gemi açıldı. Senin yüzünden kaçırdık elimizden. Birbirimize düşürdün, ondan da kafirler kaçtı gitti. Asıl senin yüzünden kaçırdık. Bir inat uğruna uğraştırmasaydın şimdi çoktan basıp almıştık. Şahsi kinini devlet meselesine dönüştürdün. Sen devletin emiriysen ben de devletim. Bundan gayrı her kalleşliğine 1000 misli mukabele etmek ahdim olsun. Altınları kaçırdık elimizden baba Oruç. Bunca uğraş verdik yolunda. Kafirlerin eline mi bırakacağız? Bırakmayacağız. Elimizdeki tek yol altınlarla alacakları silahlardır. Ne yapıp edip hangi silahları nereden alacaklarını öğreneceğiz. Sonra da o altınları onların elinden söküp alacağız.